silahlı çatışma sahnelerindeki yardımlarından dolayı Hindistan ordusuna, sınır güvenlik muhafızlarına, hükümete ve Raja halkına minnettarlığımızı sunuyoruz. Oğlum, karının artık karnı burnunda biliyorsun. Bu yüzden artık bebeğin eşyalarını almaya başla. Merak etme anne. Ona en güzel şeyleri alacağım. Öyle güzel şeyler ki görünce hayran kalacaksın. Aylardır böyle söylüyorsun. Ama daha bebeğin beşiğini bile yapmadın. Oğlum, bilirsin bunlar önemli şeyler. Erken yola çıkan erken yol alır derler. Merak etme dedim. Ben her şeyi halledeceğim anne. Ama bir şartım olacak. Ne şartıymış bu? Biliyorsun. Erkek olursa adını sen koy. Kız olursa da ben. Gerçekten çok inatçısın. Dediğin gibi olsun anne. Kız olursa adını sen koyarsın. Tamam mı? Tamam oğlum. Çok teşekkür ederim. Hadi yemeğini bitir. Sonunda memleketimize Hindistan'a gideceğim. Artık yola çıkıyorum. Çünkü babam çocuğumuz
Hindistan'da da olsun istiyorum. Bu gerçekleşecek. Hayatım, peki benim isteğim ne olacak? Eğer Allah isterse kız olur. Ama... Ama ne? Ben erkek istiyorum. Kaçın! Şeytan Halil geliyor! Kaçın! Hadi kaçın! Thank you.
Bildiğiniz gibi. Halil yeniden bölgemize saldırmaya başladı. Şurayı, şurayı ve şuradaki tüm bölgeyi yakıp yıktı. Erkekleri ve kadınları öldürdü. Her zamanki gibi çocukları da kaçırdı. Buna hepimiz çok üzüldük arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu adama hiçbir şey yapamıyoruz. O zalim. Bildiğini okuyor. O şeytanı yakalamayı bir türlü başaramadık. Hepimiz biliyoruz. Bu Halil bir cellat, bir zalim, bir cani, acımasız bir haydut. Ve efendim, yanında her zaman kötü bir büyücüyle dolaşıyor. Fırtına gibi geliyor. Yakıyor, yıkıyor, sonra da kayboluyor. Ve efendim, kaçırdığı bütün çocukları çok yüksek fiyatla satıyor. Buna bir çare düşündük. O şeytanın başını ezmek için kalbi memleket aşkıyla çarpan ve çölü gerçekten avucunun içi gibi bilen birini bulduk arkadaşlar. Elinden geleni kanının son damlasına kadar yapar. Adı da Şeyh Muhammed El Kemal. Gariplerin yardımcısı, zavallıların dostu, kötülerin ve zalimlerin amansız düşmanı. Yavrum, yavrum. Baba, namusun kurtuldu. Bir daha lekeleyemezler. Allah'a ısmarladık. Allah razı olsun. Kızım, bu melek kimdi? Melek değil baba. Şeyh Muhammed El Kemal. Bu çölün hakimi. Bu nasıl iştir anlamadım. Mermiler sana itaat ediyor. Onları istediğin yere gönderiyorsun. Çalışmak ve sabırla insan kaderini bile yönlendirir. Bir mermi nedir ki? Mermileri biz de atıyoruz ama senin kadar isabet ettiremiyoruz. İnsan olması bir şey mi onun gözleriyle baktığı kişinin üstlerini bağcısı? Anlatalım. Gece ve gündüz seni düşünmediğim bir an bile yok. Her zaman kalbimdesin, her zaman hayalimdesin. Ah, siz mi yediniz? Söylesene, yine ondan mı? Sizi ilgilendirmez, işiniz yok mu? Söylesene. Olmaz, beni rahat bırak. Ay, şuna bak. Aha, evet, ondan yine mektup gelmiş. Burası onu göreceğim. Hiç kimseye yok. Zeynep, Allah'ın izniyle çok yakında evlenip bir yuva kuracağız. Benim karım ve çocuklarımın anası olacağını hiçbir zaman unutma. Beni beklediğini biliyorum. Kalbim her zaman senin yanında. Kendine iyi bak. Ve bu adamı asla unutma.
O adam seni tüm kalbine sevdi. Yakında bu savaşlar bitecek, barış gelecek. Çocuklarımız huzurlu bir dünyada büyüyecek. Emlendiğimiz gün hayatının en mutlu ve en güzel günü olur. Sevgilim. Güzelim. Bu gerçek mi yoksa rüya mı? Eğer rüyaysa en güzelim. Allah'ım, bu onun sesi. Muhammed. Bir mucize değil. Aşkım beni zorladı. Kız arasından seni seçti. Onun için yanıp tutuşan pek çok kız vardı. Bize söylesene, onun sevgisini nasıl kazandın? Bana sorarsan onun güzelliğine vuruldu. Haklısın. Hiçbirimiz onun kadar güzel değiliz. Bizim aşirette ondan daha güzel bir kız yok. Kesin artık. Dedikodu yapmayın. Gerçekten de bizim aşiretin en güzel kızı. Keşke ben de güzel olsaydım. Ne, yoksa onu kıskanıyor musun? Hadi hazır ol. Onu götürelim. Gidelim. Thank you.
Abdullah mı? Abdullah kim? Derviş mi? Yani Abdullah'ın adını duymadın mı? Ha? Abdullah bir şahtır. Çölde kendine ait bir krallığı vardı. Büyük kralların adlarını herhalde duymuşsundur. Onların muhteşem sarayları, tahtları ve taşları kıymetli taşlardan yapılmıştır. Ama sözünü ettiğim bu şah bambaşka bir insandır. Onun sarayı küçücük bir kulübedir. Ve mermerden değil, kerpiçten. Buna inan evlat. Onun serveti küplerin içindeki altınlar değil, sadece sudur. Yılın 12 ayı soğuk suyu olan bir kuyudur. Fakir fukara onu sever. Herkesin yardımına koşan biridir. Kimi kimsesi olmayanların da. Daima çaresizin yanındadır. İyilik yapmayı sever. Abdullah yedi düvelin iyilik meleğidir. Gözün şimdiden parlamaya başladı. Daha kervan gözükmedi. Ama erkek develerin kokusu burnuna geliyor. Sen ne kadar utanmaz bir devesin. Artık yaşlandın. Artık bir ayağın çukurda. Ama aklın hala nerelerde, öyle değil mi? Ha? Allah dişileri neden yarattı gerçekten anlayamıyorum. Yeryüzünün ilk kadını yani Havva. Erkeği olan Adem'i cennette kovdurdu, tamam mı? Kervan gelmezse senin halin ne olacak ha? Benim adım Halil İhtiyar. Bu çölde nereden geçersem geçeyim, herkes önümde eğilir. Ama sen beni gördüğün halde eğilmedin. Abdullah ancak Allah'ın huzurunda eğilir. Bir insanın önünde eğilmez. Su istiyoruz ihtiyar, su ver. Parasını öderiz. Genç ve güçlüsün, şu kuyuda su var. Susuzluğunu gider ve çek git genç adam. Neden o ihtiyarı öldürmeme izin vermedin? Deli misin? Çölde bir damla su bile insanın hayatından çok daha kıymetlidir. Eğer onu öldürürsek kuyuyu kim koruyacak? Al ihtiyar, suyun bedeli. Yolculuk uzaklara galiba, öyle değil mi? Evet, çölde ve buradaki çirkin insanlardan çok daha uzağa gideceğiz. Abdullah uzağa gidenlerden kesinlikle ücret almaz. Halil de verdiği parayı geri almaz. Ben kuyudan su aldım. Ve bedelini de ödedim. Bu parayı geri almam. Görüşeceğiz ihtiyar. Bizim için böyle coşuyorlar.
Bu bizim geleneğimizde vardır. Ailemize biri katılınca böyle yaparız. Kutsal bir şeydir. Sevgili kızım, aramıza hoş geldin. Muhammed'in anlattığından da güzelmişsin. Umarım aramızda her zamankinden mutlu olursun. Mesut ve bahtiyar olmanızı isteriz. Gel hadi. Sizler nereye? Kızcağızı biraz rahat bırakın. Hadi işinize bakın, kendi işinize bakın. चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं 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 मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसी चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं 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 मैंने पूछा चांद से बाग से फलक भैया जमी ऐसा फूल है कहीं बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं 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 मैंने पूछा चांद से जाम से फलक हो या जम ऐसे मैं भी है कहीं जाम ने कहा मैं कशी की कसम नहीं 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 मैंने पूछा चांद से तूने पाई लुट गई खुदा की बसुदाई मेरी की बदल कहूँ तुझे मैं या कहूँ खयाम की रुबाई मैं जब पूछो
شاعروں سے ایسا دل نہیں کوئی شعر ہے کہیں شاعر کہے شاعری کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہنسی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 میں نے پوچھا چاند سے Onun hikayesi beni çok üzdü. Allah'ın işine karışılmaz tabii. Abdullah, bu 5 günlük bir yolculuk. Sadece onun için üzülüyorum. Kız hamile, yakında anne olacak. Onun için senden istediğim keçini bize verme. Yolda süte ihtiyacımız olacak. Ayrıca keçinin parasını öderim. Belki yolda doğurmayabilir ama tedbirimizi almak zorundayız. Çünkü kızcağızın karnı burnunda. Ona iyi bakmam gerekiyor. Keçe her an lazım olabilir. Bak Emir, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Keçiyi alabilirsin. Ama onu sıkı bağla çünkü 3 defa sattım ve her seferinde geri geldi. Artık gidelim. Hadi kızım. Emir. Emir, gece yolculuğu kötüdür. Gitme. İçimde kötü bir his var. Abdullah, Allah büyüktür. Onun dediği olur. Yolun açık olsun. Kızım. Allah yardımcın olsun yavrum. Yine geri geldim. Bunu neden yaptım? Emir'e ne diyeceğim şimdi? Nasıl yaralandın kızım? Ama yaran falan yok. Yoksa... Aman Allah. Allah. Thank you.
Emir. Aman Allah. Bak. Allah hayatının en büyük mükafatını verdi. Bir oğlun oldu kızım, bir oğul. Baba, ikimiz de Allah'ın huzurundayız. Onu sana emanet etmek istiyorum. Yolun buraya kadarmış. Ona iyi bakmanı istiyorum baba. Ona sahip çık. Ona iyi bak baba. Onu koru baba. Yemin ederim. Allah adına kızım. Yaşadığım sürece bu çocuğa bakıp Dur kari, o ne dedi ki?
Şimdi ben ne yapacağım? İnsanlara ne diyeceğim? Ama bu... Senin yüzün benimkinden bile daha kırışık, ha? Baksana. Hiç bebek ağlaması duymadın mı? Sen de öyle ters ters bakıp durma. Nasıl susturacağımı bilmiyorum, ha? Tamam canım, artık ağlama, ha? Artık ağlama. Hey, nereye kayboldun? Hayır. Görmüyor musun, ağlıyor. Şimdi ne yapacağım, ha? Ne var? Ne olacak? Benimle dalga mı geçiyorsun? Demek sonunda geldi ha? Yok. Bir yere ayrılma. Bize sütün lazım. Anladın mı? Şey getirdim. Bir bebek için bunca şeyi getirdin. Daha başka şeyler de var. Ama benden bebeğin ihtiyacı olan şeyleri istedin. İyi ama burada bir sürü gereksiz ıvır zıvır var. Peki süt şişesi nerede? Bebek büyük mü? Maşallah. Bu kadar bir şey. Oldukça büyükmüş. Çok da iştahlı. Sabah akşam süt istiyor. Maşallah. Bunu daha önce neden söylemedin? Bilseydim ona göre bir süt şişesi getirirdim. Bir tane olacaktı. İşte burada. Bir tane olacaktı. Sen ciddi misin dostum? Gerçekten süt şişem var mı? Elbette süt şişem var. Ben de olmayan bir şey gördün mü dostum? Ben her şeyi satarım. Öyleyse kocaman bir şişe alayım. Kocaman mı? Annesinin hiç mi sütü yok ihtiyar dostum? Onu boş ver. Şişeyi ver bana. Tamam, pekala. İşte. Bu süt şişesi. Abdül, ağzını açmadın ki bilesin. Al işte. Ne garip azam. Ahmet.
Abdullah! Nasılsın? Nasılsın dostum? Selamünaleyküm. Hadi be aleykümselam. Hey Abdullah, Abdullah, Abdullah. Seni görmeyeli o kadar uzun zaman oldu. Ah Abdullah, sürekli yollarda olduğumu biliyorsun. Lakin buradan geçiyordum ve uğrayayım dedim. Seni görmeden gidemezdim. Ne yaptığını görmek istedim. Sana haber getirdim özellikle şehirden. Ne oldu Abdullah? Bir sorunun mu var? Bir sorun var dostum. Lakin sorun bir bebek. Annesi ölmüş bir bebek. Ne? Sen ciddi misin? Onu çölde öldürdüler. Bebeğini de ben doğurttum. Onu bırakamadım. Masum bir bebeği ölüme terk etmek büyük bir günah olurdu. Ciddi misin? Ha? Gel. Ahmet, o kadın bir Hinduymuş. İşte bu da onun küçük oğlu. Hindu mu? La havle ve la kuvvet. Sen aklını mı kaçırdın Abdullah? Evinde bir Hindu mu var? Neden? Sence bir Hindu bebeği de insan değil mi? Ha? Ahmet, bak, benim yerimde sen olsan aynı şeyi yapardın. Onu kendi ellerimle doğurttum dostum. Gel, gel bak. Bak ne şirin, bak. Ne kadar da güzel çocuk. Bu bir doğum mucizesi olmalı Ahmet. Bak Abdullah, senin bu tür konuşmalarını benim kafam pek almıyor. Bu çocuğu ne yapacaksın? Onu ben yetiştireceğim. Hem de kendi oğlum gibi. Ne? Gerçekten şirin bir çocuk. Ahmet kurban olsun. Ne kadar güzel bir yüzü var. Ey Abdullah, eğer onu Müslüman yaparsan büyük sevap alırsın. Ahmet! Bir dakika, bir dakika. Annesine söz vermişsin. Yani ona bakacağına dair ama Hindu olarak yetiştireceğine dair bir söz vermedin ki. Annesi onu bana emanet etti Ahmet. Eğer emanete ihanet edecek olursam o kadın öbür dünyada iki eliyle yakama yapışıp benden hesap sorar. Bunu nasıl düşünmezsin sen? Abdullah, beni deli edeceksin. Anlamıyorsun, o kadın bir Hindu dostum. Ahmet! Abdullah, Abdullah, senin kadının sana ihanet ettiği için ömrün boyunca bütün kadınlardan nefret ettin. Bir kadın yüzünden medeniyeti terk edip çölde hayvanlarla yaşamaya başladın. Hepsi o kadın yüzünden. Bir kadına söz verdin diye çocuğu Müslüman yapmıyorsun, hem de bir Hindu için. Ahmet, o sıradan biri değildi. Bir anaydı. Bir kadının dini olabilir dostum. Ama bir ananın dini olmaz. Çünkü analık tek başına bir dindir. Çünkü cennet denen şey anaların ayakları altındadır. Şeyhim, size bir mesaj geldi. Teşekkür ederim. Kumandanına selam söyle. Gereken her şey yapılacaktır. Ne oldu şeyhim? Cemal, Halil ve adamları bizim bölgede dolaşıyorlarmış. Bir an önce plan yapmamız gerek. Adamları topla. Nasır, İbrahim, adamları toplayın. Çabuk olun. Bazı kötü haberler aldık canım. Ve gitmem gerekiyor. Vatan görevi. Ama ya sana bir şey olursa? Beni merak etme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasır. Şeyhim. Sen çöle doğru git. Cemal, sen Halil'i tepelerde arayacaksın. Onu görür görmez haber ver. Elbaba köyüne doğru git. Ama unutmayın, Halil çok tehlikelidir. Dikkat edin kaçmasın. Elbette. Elbette. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seni gördüm öbesin. Seni görünce ruhum aydınlandı Abdullah. Baba,
Bize izin verir misin? Kuyundan su içebilir miyiz? Tabii, buyurun için. Ah, teşekkür ederim. Bu çocuk torunun mu? Ha? Ne? Ne yani, oğlum olamaz mı? Oğlun mu? Evet. Allah onu bana öyle şartlar altında verdi ki Muhammed. Artık benim oğlum sayılır. Bundan birkaç ay önce. Cemal. Nasır, kaplarımıza su doldu. Peki Cemal. Baba. Bu öksüz ve zavallı çocuğu yanına almakla insanlığa büyük hizmet etti. Onun annesini öldüren ve binlerce masum insanın kanına akıtan İblis Halil'i bulacağım. Ve Allah'ın izniyle onu yok edeceğim. Buradaki izlerin hepsi taze. Ama izler burada ikiye ayrılıyor gibi. İyi ama bu adamlar yaşadığımız yere girme cesaretini nereden buluyorlar? Cesaret değil, mecburiyet. Bu kızgın çölde insanın boğazı kuruduğu zaman bir kuzu olup aslanın inine girebilir. Mutlaka bizim vahanın yanındaki kuyudan su almaya gittiler. Gidip şunları bulalım. Hadi. Uzun bir aradan sonra serin bir rüzgar esiyor. Arkadaşlarımla biraz dolaşmak istiyorum. Ama kızım, bu hamileliğinin 3. ayı. Bana hiçbir şey olmaz. Başımın çaresine bakarım. Allah aşkına gitme. Bu halde ata binmen doğru değil kızım. Çok inatçı bir kızsın. Biliyorsun. Yakında anne olacaksın. Boşuna endişe ediyorsun. Nasıl gidiyorsam öyle döneceğim. Bana hiçbir şey olmaz. Hadi gelin. Alacağınız suyu çabuk alın. Burası Muhammed'in özel arazisi. Şşt. Çölde bir kadınla karşılaşmak hayal gibidir. Neredeyse imkansız bir şey. Yeter. Saklanın. Ama bir çocuğun erkek mi kız mı olacağını anlatan başka kimse bilmez. Evet, bu doğru. Ama ben biliyorum. Bir daha ben.
Zeynep. Aa, Muhammed. Muhammed. Karım şu anda ölümle pençeleşiyor Cemal. Hamileydi ve çocuğumuzu kaybedebilir. Yüce Allah'ın huzurunda sana yemin ederim ki nereye kaçarsa kaçsın onu bulacağım. Hatta yerin dibine bile girse Halil'i bulup geberteceğim. Hiçbir şey bunu yapmama engel olamaz Cemal. Karınızın hayatı kurtuldu şeyhim. Allah'ım sen büyüksün. Muhammed, ben... Gel. Söylemesi bile acı.
çocuğun hayatını maalesef kurtaramadık. Şimdi sabır ve metanet zamanı. Karına da sen cesaret ver. Karının sağlığı için bu şart. Evladını sevme mutluluğundan mahrum kalman kaderin bir cilvesi. Kader böyle bir şey. Üzgünüm. Muhammed, öyle üzgünüm. Lütfen üzülme. Ağlama Zeynep. Onlardan intikamımız alınacak. İnşallah onları yakalayacağız. Ölen kahramanların isimleri çöl tarihine yazılacak. Ve o isimleri yazmak için de Halil'in kanı kullanılacak. Peşimizdeler. Bir yere saklanmamız gerek. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Sen birkaç adam alıp nerede olduklarına bak. Benim için büyük zevk patron. İstersen orada işlerini bitireyim. Öte yandan yakalanırsam o zaman ne yapayım? Sana acıyacaklarını sanma. Beni kurtarmaya gelmez misin? Sen salak mısın? Muhammed'in adamlarıyla baş etmemiz imkansız. Önce gücümüzü toparlamalıyız. Sonra iyi bir plan yapıp onlara pusu kurmamız gerekecek. Gidelim! Şeyhim, Halil hangi yoldan kaçabilir? Altani'den mi, Al Hacer'den mi? Bence şeyhim, Altani yolundan kaçmıştır. O yol çok kestirme. Haklı şeyhim. Hayır. Halil çok akıllı ve kurnazdır. Asla Altani yolundan gitmez. Bilerek Al Hacer yolu seçecek. Köprüyü geçmeden o iblisi yakalayalım. Gidelim. Adamları peşimizdeler. Onlar Halil'i değil ölümlerini izliyorlar. Hepiniz tepelere gizlenin. Muhammed ve adamları gelir gelmez üzerlerine kurşun yağdırıp delik deşik edin. Siz üçünüz benimle gelin. Pekala. Buradan onları keklik gibi avlarız arkadaşlar. Ama Halil, Muhammed neden ortalıkta görünmüyor? Buralarda olmalı. Muhammed'i bulacağız. Ya bize tuzak kurmaya çalışır? Kes sesini! Bize tuzak kurmaya çalışsa bile geberip gidecektir. Buradan sağ çıkmasına izin vermem, tamam mı? Ha? Tamam patron. Sesini.
Yine nereye kayboldu? Bu çocuk ne kadar yaramaz. Biliyor musun? Demek bir de gülüyorsun ha? Gel buraya. Gel diyorum. Gel kaçma. Dur kaçma dedim. Kaçma diyorum velet. İşte yakaladım seni. Bir çocuğa vurmak sana yakışır mı? Ahmet, sen mi söylüyorsun? Ne kadar da değişmişsin. Bir zamanlar ondan nefret ediyordun. Şimdi onun tarafını tutuyorsun. Hem de benden fazla. Abdullah, meseleyi amma büyüttün. Hadi yavrum, git. Dur, kaçmaya kalkma. Abdullah, çocukla uğraşma. Benimle gel, konuşmalıyız. Hadi. Bak Abdullah, uzun süredir çölde yaşıyorsun. Bense hep dolaşırım. Gördüğüm kadarıyla bu çocuk asla Hindu olamaz. Saçmalama. Ama gerçeği söylüyorum. Bak Abdullah, bizim dinimizde her erkek sünnet olur. Bu Hinduların dininde de vardır. Burada yazıyor. Şuna bak. Burada yazıyor. Bak işte. Bak dinle. Cun sanskar. İşte burada. Bak oku. Umandan sanskar. Ve bu töreni Hindu rahip yapar. Tören yapılmadıkça o çocuk Hindu sayılmaz. Ha? Eğer bu doğruysa ben görevimi yapmamış sayılırım. Değerli dostum, ne olur bana bir iyilik yap. Bana bir Hindu rahip bul. Bu törenin mutlaka yapılması gerekiyor dostum. Sen ne istersen gider yaparım. Bu boynumun borcu, şuna baksın. Şu nurlu yüze bak. Onu Müslüman yapmalıyım. Ahmet! Beni ne diye azarlıyorsun? Önce iki lokma yiyecek bir şey getir. Garip acım. Lütfen ağlamayın. Hadi. Baba, o kızı kandırıp götüren kadın kimdi acaba? Onun annesiydi. Annesi mi? Erkek çocuklarının annesi olmaz mı? Olmaz olur mu hiç? Herkesin bir annesi vardır. Peki annem nerede? Senin annen mi? Öldü yavrum. Öldü mü? O kızın annesi kızını ne çok seviyordu. Benim annem de beni o kadar sever miydi? Tabii oğlum. Severdi. Baba, anneler ölünce nereye giderler? Cennete oğlum. Cennete mi? Evet. Cennet nerede? Cennet mi? Cennet... Benimle gel. 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 İşte yavrum, cennet. Allah ke raam ke baan mera dil
Annen ruhunu burada teslim etti. Bunu onun anısını yaşatmak için diktim. Krishna, annen burada yatıyor evladım. Eğer annem ruhunu burada teslim ettiyse, o zaman cennete nasıl gitti? Ölen herkes mutlaka mezara girer yavrum. Yani kuru bir yaprak nasıl yere düşer de toprağa karışırsa, insan da öldüğünde toprağa karışır ve toprak olur. Yani tıpkı senin annen gibi. Ay selamun aleyküm hoca efendi. Ben bir Müslümanım. Girebilir miyim? Zaten içeri girmişsin be adam. Ben hoca değilim. Bir rahip. Ne istiyorsun? Neden ağlıyorsun? Eğer ağlayacaksan gidip bir mescitte ağla. Burası yeri değil. Sayın hocam. Rahip. Evet sayın rahip. Benim çok yakın bir dostum var. Bir Hindu. Onu canım kadar severim. Pek çok büyük mabede gitti. Ve ondan sonra da bir oğlu oldu. Kaderin cilvesi işte. Çocuk tam doğarken annesi öldü. Tanrım.
Şimdi doktorlar çocuğu yaşayamayacağını söylüyorlar. İçim yanıyor Rahip Efendi. Gerçekten içim yanıyor. Annesinin ölmeden önce son bir arzusu vardı. Kader töreni. Lafı ağzımdan aldın. Benimle gelirsen büyük bir iyilik etmiş olursun. Elbette gelir. Ne de olsa ben Tanrı'nın hizmetindeyim. Köy buradan ne kadar uzakta? Gayet yakın. Deveyle sadece bir günlük yol. Deveyle mi? Deveyle rahat gidersiniz. Yatakta yatarmış gibi böyle. Solunlu. Peki ne zaman gidelim? Sizce de uygunsa yarın sabah. Uygun. Çok teşekkür ederim. Allah'ım, kutsal bir amaç uğruna yalan söyledim. Bunun için beni affedin. Ahmet. Hey Ahmet. Neden o boruyu çalıyorsun? Ahmet. Hey Allah. Niye bağırıyorsun? Yola çıkarken bir günlük yol demiştin. Ama bugün 10. gün oldu. Niye yalan söyledin? Sana yalan söylemedim. Deveyle gideceğiz dedim ve işte gidiyoruz. Ama kaç günlük yol olduğunu söylemedim. En fazla 15 gün içinde oradayız. Şunun şurasında az bir yolumuz kaldı. Hepsi bu. Daraday daday day, daraday daday day, daraday daday day, daraday daday day, daraday 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 day, daraday. Sen günahkarsın. Ben bir günahkarın yemeğini yemem. Bana bir gün demiştin ama aradan kaç gün geçti? Beni nereye götürüyorsun söylesene. Hani hasta çocuk? Bugüne dek bir Müslümanın bana yalan söylediğini görmemiştim. Sayın hocam. Bana rahip de. Sayın rahip, ben günahkarım. Yalan söyledim ve hata ettim. Ama inanın bana, Allah beni affedecektir. Çünkü söylediğim bu yalan yüce bir amaç içindi. Bak hocam. Rahip. Evet, bir süre sonra çölün ortasında dostumu göreceğiz. Ortasını biliyorum da bunun merkezi nerede ha? Bu dünyada mı öbür dünyada mı? Yer altında mı yer üstünde mi? Oraya varınca göreceksin rahip. Şimdi bir şeyler ye, acıkmışsın. Yemeyeceğim. Allah aşkına biraz ye. Yemeyeceğim. Allah aşkına yemiyorsan kendin için ye. Yemeyeceğim. Kesin yemiyor musun? Hayır. Payını buraya bırakıyorum. Canın isterse yersin, istemezse yemezsin. La ilahe illallah. Baba, sen her gün namaz kılıyorsun. Neden bana da izin vermiyorsun? Yavrum, bu bizim duamız. Senin duan başka, bizim duamız başka. Neden başka baba? Çünkü bizim dinlerimiz farklı. Din nedir baba? İnsana doğru yolu gösteren şeydir. Doğru nedir? Yalan olmayandır, günah olmayandır. Peki günah nedir? Allah'ın yasalarına aykırı olandır. Allah'ın yasaları nedir? Bak yavrum, ben de o kadarını bilmiyorum. Bildiğim tek şey senin Hindu olduğun, benim de Müslüman. O yüzden dualarımız farklı. Allah'larımız da farklı mı baba? Hiç olur mu? Bu dünyayı bir tek Allah yarattı. Sadece ona varış yollarımız biraz farklı. Neresi farklı baba? İşte orasını bilmiyorum. Beni dinle Selma. Çünkü günün birinde Müslüman bir babadan olan bu Hindu çocuk tüm din engellerini aşıp insanların içinde sevgi ışığını yakacak ve bunu sen de göreceksin inşallah. (Gülüyor)
Şeyhim, bakın. Şu çocuk o kadar çabuk büyüdü ki. Eğer benim çocuğum da yaşasaydı, aynı yaşta olacaktı. Evet şeyhim. Allah'ım, Muhammed'in suskunluğuna, kalbindeki çocuk hasretine, üzgün yüzüne gerçekten tahammül edemiyorum. Çok mutsuzum. Bu beni perişan ediyor. Ona bir çocuk verememek beni çok üzüyor. Geldik. Sana yolumuz kısa demiştim. Ama bana inanmadın. Artık gidiyorum. Görüşürüz evlat.
Görüşürüz Abdullah. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Selametle git. Beni bekleyin dostlar. Yolun açık olsun. Çok yalancı bir. Hiç böylesini görmemiştim. Felaket. Sinirlenmeyin rahip efendi. Bu yalanı görmeyin. Yalanın ardındaki iyi niyete bakın. Eminim hikayemizi öğrendikten sonra onu affedeceksiniz. Korkunç bir geceydi. Göğün tüm laneti üzerimize çökmüştü. Büyük iyilikte bulunmuş. Eğer bu dünyada herkes senin kadar iyiliksever olsaydı dostum, nefret, savaş, kin diye bir şey asla kalmazdı. İnan bana, buraya kızgın çöllerde günlerce yol kat ederek geldim. Ama senin gibi biriyle karşılaşacağımı bilseydim, bu berbat yolculuğa 100 gün bile katlanırdım. Abdullah, bu benim en büyük mutluluğum. Şükürler olsun. Evet Kişna, gel bakayım. Hadi gel, gel. Hadi otur. Söyle bakayım Kişna, sen nasıl dua ediyorsun? Sanırım anlamadım. Bana nasıl ibadet ettiğini gösterdin. Rabbena ateyna fiddunya hasenetu ve fil ahireti hasenetu ve kina azabı. Ben her gece böyle dua ederim de benden duyduklarını tekrarlıyorum. Yürekten edilen her duayı Allah kabul eder oğlum. Ben her gece uyumadan önce bu duayı okurum. Oğlun çok zeki ama artık Hindu dinini öğrenme zamanın geldi. Evet. Evet, evet. Dinle. Om Namah Shambhuvaya Te. Tekrar et oğlum. Artık senin duan bu. Merak etme, öğrenecektir. Sadece bir dinden diğerine geçmesi için zaman gerekir dostum. Rahip efendi, evet. Benim namaz vaktim geldi. Müsaadenizle. Tabii. Hadi oğlum. Geldiğin iyi oldu Halil. Çünkü sana gerçekten kötü haberlerim var. O çocuk yüzünden öleceksin. Çocuk mu? Gülme. Gülme de dinle. Binlerce yıl önce Kişna adında biri vardı. Bütün kanları yok etmişti. Başka hiçbir Kişna senin ölüm habercin olarak gelmemişti. İşte bu Kişna emirin kervanında vurduğun, acımadan ölümüne yol açtığın kadının oğlu. Şimdi Abdullah'ın yanında büyüyor. Zamanı geldiğinde seni öldürecek. Kişna beni öldürmeye gelmeden ben onu öldüreceğim. Onu paramparça edeceğim. Onu yakalayıp eski kaleye götürelim. Orada tanrılara kurban ederiz. Ve hayatının üzerindeki laneti kaldırırız Halil. Om Vishmani Deva Savitar Duritani Prasuva Yadvadaram Tanne Asuva. İşte böyle. Şimdi benim gibi tekrar. Hadi gel benimle evlat. Hadi, hadi, hadi. İşte o. Şşşş! Bana bak, huysuzluk etme yoksa seni de tıraş ederim. Thank you.
şunu boynuna takalım. Hadi şimdi kalk bakalım. Babanın ayağını öp. Hayır hayır. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Hadi oğlum. Hadi sen gidip oyna bir. Şimdilik işimiz bitti. Sana şükran olsun. Allah nasip ederse yarın yola çıkacağız. Ona layık aile bulmaya çalışacağım. Kişna sıcak bir yuvayı hak ediyor. Ancak ona güzel bir hayat sağladıktan sonra kendi köşeme çekilip ömrümü tamamlayabilirim. Baba! Kişna? Baba! Baba! Oğlum! Baba! Oğlum! Baba! Oğlum! Oğlum! Yıllar geçti. Artık öldüm sanıyorum. Bu kim? Oğlum mu? Evet. Sen içindeyiz. Onu yakalayın. Uzak dur. Baba. Oh. Ne yapıyorsun? Bu delilik lütfen durun. Ama ne yapıyorsun? Boğazım adamı niye vurdun? Baba! Baba! Oğlumu bırak! Oğlumu bırak! Baba! Baba! Oğlu Hindi olan bir Müslüman. Cezası nedir? Cehennem! Baba! Onu öldürelim. Hayır! Baba! Bu olaydır. Baba! Öyle bir yol seç ki ihtiyar adam acı çekerek ölsün. Onu seyrederek keyif alalım. İki çivi getirin. Acele edin. Baba. Baba. Baba bırak. Bırakın. Bırakın mı baba? Bırakın onu dedim. Ol. Kişna. Kişna iyi misin oğlum? Saçının bir teline bile zarar gelirse hepinizi geberteceğiz. Bir tane yeter. Öyle bir yol bulun ki öldükten sonra da asla huzur bulmasın. O bir gözü ben çiviyim, sonra da toprağa kemerim diyeceğim. Hayır. Onu bir elinden bir yere çivileyin yeter. Bu ağacı ona öldükten sonra bile kesinlikle huzur vermez. Hindu tanrısı bile bu şeytanı kabul etmez. Allah onu yukarıdan seyredecek bayağı. Hristiyan peygamberi gibi çarmıha gerilmiş bir halde ölünceye dek orada kalacak. Ve ruhu kıyamet gününe kadar boşlukta dolaşacak. Baba! 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 Hayır baba! İşte babanın haline bak. İçerideki bütün değerli eşyaları. Ve sonra da evi yaklar. Mukaddes bir kişi. Sakın ona el sürmeyin yoksa lanetlersin. Gidiyoruz. Korkma inşallah gelip seni kurtaracağım oğlum. Yavaş yavaş gebereceksin abdolar. Hadi ya. Hadi. Nereye gidersen git peşini bırakmayacağım. Seni mutlaka bulacağım katil. Senin ruhunu cehennem.
cehenneme göndereceğim. Demek seni de getirdiler. Senin adın ne? Bu şey nedir? Yoksa gümüş mü? Bana versene. Olmaz. Onu babam verdi. Bana annemden hatıra. Onu kimseye verme. Eğer onu vermezsen ben de çalarım, tamam mı? Konuş. Halil nerede? Bilmiyorum. Yemin ederim. Bırakın. Bilmiyorum. Ben soracağım. Köpek. Halil nerede? Söyle. Dağlarda. İhtiyar baban sana asla dokunmamamı söyledi. Dokunursam mahvolurmuşuz. Ne oldu? Hala bir iz yok. Belki Muhammed'in işini bitirmişlerdir. Sen ne dersin? Yine de gözümüzü dört açmalıyız. O adam akıllıdır. Çok kurnazdır. Tamam mı? Hadi. Hadi. Hey. Baban nerede ha? Seni kurtarmaya geleceğini söylemişti. Ama kimseyi görmüyorum. Yoksa senden vazgeçip başka çocuk mu buldu ha? Konuşsana. Dilini mi yut? Bana öyle bakmayı bırak. Yoksa bu kamayla o iki gözünü birden oyuverir. Aslına bakarsan bununla babanın gözlerini oymam gerekirdi. Ama onu burada görürsem işi bitecek. Hiç kimseden korkmam.
El Abdullah Taniç. Halil hiç kimseden korkmaz. Şeyhim, İblis Halil'in diğer adamlarını da yakaladık. Ama Halil ortada yok. Bunu biliyorum. Adamların arasınlar, hadi. Tamam. Allah tera
Keşke o da seninle birlikte ölseydi sevgili kızım. Hiç olmazsa anasıyla evladı beraber diye teselli olurdu biraz. Allah'ım! Bu ne biçim adalet yüce Rabbim? Evet benim Allah'ımsın. Ama bana niye acı çektiriyorsun? Yavrumu elimden almalarına niye izin verdin? Bundan sonra senden yardım istemeyeceğim. Namaz da kılmayacağım. Bundan sonra oruç da tutmayacağım. Namaz da kılmayacağım. Sen de mi beni bıraktın? Herkes beni terk ediyor ama. Artık bu hayat yolculuğundan bıktım Hüsran'dan. Baba, Allah'ın huzurundayız. Ona bakıp onu büyüteceğine yemin et. Bana yemin et baba. Yemin ediyorum Allah adına kızım. Yaşadığım sürece onu ben büyüteceğim sevgili kızım. Onu, o madalyonu bana versene. Allah! Baba! Biraz daha dayan baba. O da biliyor. Sana yardım edeceğim. Seni mutlaka kurtaracağım. Halil'in pençesinden kurtaracağım seni baba. Muhammed. Muhammed. Çocukcağız babasını sayıklıyor. Halil'in babasına çok kötü davrandığını söylüyor. Hayatım. Babasını arayıp bulsan iyi olacak. Anne. Sen de duydun mu? Bana anne dedi. Muhammed, merak etme yavrum. Yakında babanı göreceksin. Çok az yolumuz kaldı. Halil, Kişna hayatına girdiğinden beri yenilgi üzerine yenilgi almaya başladın. Eğer Kişna'yı bir an önce yok edemezsen, çok yakında sen de yok olacaksın.
Bu gece Muhammed burada kalacak. Elham! Buyur reis! Gözünü sakın Kişne'den ayırma. Hadi! Muhammed! Muhammed! Ne var? Kişne yok. Nereye gitti? Bilmiyorum. Merak etme. Onu şimdi bulurum. Gelin! Reis, Kişne yok. Kişne nerede? O nerede? Bunu asla söylemeyeceğim. Ben onun yerini biliyorum. Hayır, söyleme ne olur. Kişne nerede? Ahlaksız korkak. Neden bu çocuğun peşindesin? Erkek sen kılıcını çek de karşıma geç. Son kez soruyorum. Nerede? Kişne nerede? Bunu söylemeyeceğim. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah. Kişne'yi kurban etmenin zamanı geldi. Elimizi çabuk tutmalıyız. Halil!
kadar zalim olma. Korkak! Senin bir kadınla dövüşecek cesaretin bile yok. Beni serbest bırak da seni paramparça edip cehennemin dibine göndereyim. Bir dakika. Bu kaplan fazla konuşuyor. Önce biraz onunla ilgilenin. Senin dilin çok uzamış, öyle değil mi? Öyleyse beni serbest bırak da ne kadar uzadığını sana göstereyim. Ne yazık ki güzelim, bu istediğini şu anda yapamam. Barbarsın. Cesursan itlerini geri çekersin. Ben de sana cezanı veririm. Senden önce şu çocuğun işini bitirmem gerekiyor. Cellat! Halil, işini bitirelim. Çok geç kaldık. Bırak da şu işi bitireyim artık. Şimdi kes kafasını. Merhamet Dalil. Merhamet Allah'ım. Allah. Thank you.
Bir adım atarsan bu çocuğu acımadan gebertirim. Kişna'nın kılına bile dokunursan seni öyle feci şekilde öldürürüm ki cesedini köpekler bile yemez. Dur! Son defa söylüyorum. Bütün hayatın korkaklıkla geçti. Bari ölmeden önce biraz cesur ol Halil. Torunum, sevgili torunum, Muhammed.
Bu çocuk benim kızımın çocuğu. Yıllardır onu arıyordum. Ay şükürler olsun sonunda buldum. Kişna benim torunum sevgili Muhammed. Allah'a hepimiz şükürler olsun. Hepimiz şükrederim ana. Abdullah baba sayesinde Kişna bugüne dek hayatta kaldı. Kişna bundan sonra senin yanında büyüyecek. Bunu söylemem gerekiyor. Elbette. Şükürler olsun torunum hayatta. Hadi gel. Hadi. Hadi gel canım. Kişna. O senin büyük annen. Hadi. Gel oğlum. Ah Kişna. Kişna. Güzel torunum. Oğlum. Hayvan telefonu açmıyor.